Şimdi güçlü alkışlarınızla güzel insan modeli adlı sunumlarını yapmak üzere Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın sahneye teşriflerini arz ederim. Tanımladığı ideal insan modelinin
yanlışlıkları ortaya çıktı. Mesela Kaliforniya sendromu diye bir sendromdan söz ediliyor şimdi psikolojide. Kaliforniya sendromu biliyorsunuz, Kaliforniya Amerika'nın batısında, bizim Antalya gibi yani eğlence kültürünün çok yaygın olduğu, Hollywood'un olduğu bölge, varlıklı en zenginlerin bulunduğu bölge Kaliforniya. Burada Kaliforniya sendromunun 4 tane belirtisi var. Birincisi hedonizm, zevkçilik. Zevki idealize etmek, yani yaşam amacım zevkimin peşinde koşmaktır tarzında zevki ego ideali olarak seçiyor kişi. Ve 5 gün çalışıyor, 2 gün eğleniyor. Hafta sonu eğlenmezse kötü geçti diye o hafta işi kötü başlıyor. Bunun gibi bir insan tipi ortaya çıktı. Birincisi hedonizm dedik. İkincisi ben merkezcilik yüceltildi. Yani kişi aile içerisinde bir problem yaşıyor diyelim. Bu problemi yaşarken aile içerisinde çatışma var. Kişi ya ben dünyaya bir defa geldim diyor. Hanım hasta oldu diyor. Ben onunla uğraşamam diyor. Çocuk problem çıkarıyor diyor. Ben onunla uğraşamam. Devlet ilgilensin diyor. Evliliği bitiriyor hemen. Çocuğuyla ilgilenmiyor. Ve bunun üzerine boşanmalar artıyor. Arttı. Hedonizm, zevkçilik, ben merkezcilik üçüncü bir şıkkı doğurdu. Yalnızlık. Yani şu anda modern insanın en büyük kabusu özellikle ileri yaşlarda yalnızlaşması. Yalnızlaşması, yalnız olması. Yani kişi yalnızlık ileri yaşta kişi için hasta oluyor. Çocuk sesi yok, torun sesi yok. Birçok yani ileri yaşlarda yani Almanya'da geçenlerde basına yansımış bir haber var. 70 yaşındaki karı koca iki kişi intihar ediyor. İntihar sebebi de not yazıyorlar. 3,5 aydır kapımızı kapıcıdan başka çalan olmadı diye. Yani burada yalnızlığın psikososyal sorun olarak gittikçe yaygınlaştığını görüyoruz. Dördüncü özellik Kaliforniya sendromunda mutsuzluk, depresif durumlar ortaya çıkıyor. Yani demek ki bu varlıklı olmak, eğlence peşinde, peşinde koşmak, bencil olmak insanı belki varlıklı yapıyor, zengin yapıyor, güçlü yapıyor ama daha mutlu yapmıyor. O halde ideal insan tipi hem başarılı hem mutlu olan insan tipi. Şimdi mutlu olan bir insan tipi de var. Mesela dünyanın mutluluk puanı en yüksek ülkesi Kuzey Hindistan, Tibet'teki Bhutan. Bhutan biliyorsunuz Budist bölge. İnsanlarla mutluluk testleri yapıyorlar. Herkes çok mutlu çıkıyor. Niye? Küçük şeylerde mutlu olmayı başarabiliyorlar. Fakat dünyayı terk ederek yaşadıkları için, yani dünyadan, teknolojiden uzak yaşayan gruplar bunlar. Mutlular fakat yoksullar. İşte Hint fakiri tarzında bilinen, az bir şeyle kanaat getiren, bu da ömür ucu mutlu ama çağın bilgisini, teknolojisini, gelişmesini yakalayamamış. O halde ikisi arasının ortası yok. Bunu arayıp bunu bulmak gerekiyor. Yani bir insan hem mutlu hem başarılı olabilir mi? Yani bu pozitif psikoloji doğuyor bunun üzerinde. Pozitif psikoloji doğuyor. Pozitif psikoloji ideal insan tipini tanımlamalı. Nasıl bir insan model, rol model olarak tanımlayacağımız nasıl bir insan olursa kimse hem başarılı olur hem mutlu olur tarzında duygusal beyin çalışmaları bunu ortaya çıkardı. Yani beyni mutluluk hormonu salgılatan davranışlar, değerler, olaylar ortaya çıkarıldı. Mesela bir tanesi örnek vereyim. Merhamet duygusunun beyindeki karşılığı araştırıldı. Budist rahipler bir grup alınıyor. Bir grupta ortalama Amerikalı alınıyor. 256 elektrodlu beyin elektrosu takılıyor. Bir resim gösteriliyor. Bir vücudu yanmış bir insan resmi. Budist rahip o resme baktığı zaman merhamet duygusu, acıma duygusu uyanıyor. Beyninde acıma duygusuyla ilgili alanlar aktif hale geçiyor. Aynı zamanda mutlulukla, bir sükunetle ilgili alanlar da aktif hale geçiyor. Ama ortalama bir Amerikalı baktığı zaman o resime korku, tiksinme duygusu harekete geçiyor ve stres hormonu salgılanıyor aynı zamanda beyinde. Onun
üzerine bu merhamet duygusunun kişiye, yani başkasına yardım etme, iyilik yapmanın kişine de yararı var. Sadece o kimseye iyilik yapma isteğinin, niyetinin, arzusunun kişide, yani diğer kişiye faydası yok. İki kişiye faydası var. Hem iyilik yapana, yardım etmek isteyene, çünkü merhamet içinde iyilik yapma isteği olan bir sevgidir. Yani sadece sevgi için merhametli sevgi de olur. Bir insan bir insanı seviyordur, aşıktır orada ama ondaki çıkarı seviyordur. Çıkar olmadığı zaman sevgi yoktur. Bu çok şartlı sevgidir. Bu şartlı sevgi değil. Yani içinde iyilik yapma eğilimi, dürtüsü olan sevgi merhamet diyoruz. Yani bu tarzdaki bir duygunun sosyal duygu olarak kabul edildi ve bu öğretilmesi gerekir olarak pozitif psikolojide işte böyle merhametli olmak, empati eğitimi kapsamı içerisinde mesela sosyal duygular olarak bunlar eğitilmesi ve bunlara bakıyoruz bizim toplumumuzda değer olarak var olan şeyler. Toplumda değer olarak aktarılan bilgiler pozitif psikolojinin kurallarına baktığımız zaman sanki Mevlana'yı almışlar, sistematize etmişler, metodolojisi geliştirmişler bize duygusal zeka ya pozitif psikoloji bilimi adı altında bize şu anda sunuyorlar bunu. Bütün dünyayı aslında pazarlıyorlar. Ve bu bizim kendi içimizde olan değer. Mevlana nasıl yapıyor peki? Yani dünyaya şöyle bakıyor, dünya zevklerine şöyle bakıyor. İnsanı gemiye benzetiyor, dünyayı da denize benzetiyor. İnsan diyor, dünya sevgisi deniz gibidir diyor. Siz de bir gemisiniz, eğer suyu içinize alırsanız batarsınız. İçinize almazsanız özgür hareket edersiniz. Dünyadan istifade edin, yaşayın ama dünya muhabbetini içinde kalbinize yerleştirmeyin. Para cebinizde olsun, kalbinizde olmasın Türkçesi. Yani bunu söylüyor. Böyle durumlarda insanın yani dünyaya, dünyada insanın işte başarıyla ilgili çabalaması, koşturması, öğrencilerin dersini çalışması, ego iddialarının olması, kendini geliştirmesi güzel bir şey ama bunu ego ideali olarak evim olsun, arabam olsun, işte şu mesleğim olsun, bu mesleğim olsun, güçlü olayım değil. Ego ideali olarak ne olsun diyerek hedef hiyerarşisi oluşturuyor, sistem hiyerarşisi oluşturuluyor. Pozitif psikolojide sistem hiyerarşisinde en tepede hangi ideal olacak? Hayatının sonuna geldiği zaman nasıl anılmak istiyorsun? Hayatının sonuna geldiği zaman mezar taşında ne yazılmasını istiyorsun? Soyut hedef bu olacak. Yani iyi insan olmak. Hatta kimin söylediğini bilmiyorum ama güzel bir filozofun güzel bir sözü var. İnsanın diyor, iyi insan olması, insan olmasının kirasıdır diyor. İyi insan olması. Yani iyi insan olmak bir insanlık için bir artı değildir. İyi insan olmak zaten bir insan olmak, hayvan, kedi olmadığı, köpek olmadığı için, akıl gibi nimetler verildiği için iyi insan olmak bunun bedelidir zaten, bunun kirasıdır. Yani iyi insan olmak bunun için olsa da olur, olmasa da olur değil. Herkeste olması gereken zorunlu bir özellik olmalı. İyi insan olmak bunun için ego idealimizde en tepemizde, sistem hiyerarşisinde en tepesinde bir insan iyi insan olmayı ego ideali olarak seçecek. Yani iyi insan olmayı kültürlere göre tanımlaması değişiyor ama genel evrensel değerler var bu konuda. İyi insan dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bunu çok iyi sorgulamak gerekiyor. Yani kişinin liderlikte, mesela şimdi liderlikte siz de hepiniz birer yönetici olacaksınız gelecekte. Liderlik eğitimi çok önemli yöneticilikte. Şimdi genç arkadaşlarımla konuşurken bunu asker kökenli olduğum için yani askerlikte de bütün harp okullarında okullarda ilk eğitim liderlik eğitimidir. Çünkü savaşta en şeyinde bir 10 kişilik takım da olsa takım komutanıdır. Yani siz de bulunduğunuz yerde bir grubun lideri, onun dışında bir ailede de ailenin lideri vardır. Yani kadın veya erkek ama daha önemlisi şimdi nöro liderlikte kişinin kendi kendinin lideri olması. Yani bir kimse kendi kendinin lideri olmuyorsa o kişi
kişi bir ailenin lideri olamaz, bir toplumun lideri olamaz. Kendini yönetemeyen başkasını yönetemez. Bu nedenle pozitif psikolojide yani iyi insan modeli oluştururken, ideal insan modeli oluştururken öz bilinç birinci aşamada öğretilmeli. Yani kendini tanımak, farkındalık. Yani kendini tanımayan bir kimse, yani bir komutan düşün, savaşta kendi güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, tehditlerini, fırsatlarını bilmiyorsa en iyi hareket tarzını oluşturamaz. Ve düşman sağ tarafı kuvvetliyse o gider zayıf tarafına değil kuvvetli tarafına hücum ederse savaşı kazanamaz. Yani kendi güçlü zayıf yönlerini bilmesi, karşı taraf güçlü zayıf yönlerini bilmesi bir insanın ancak hayattaki engeller karşısında doğru kararlar vermesini sağlıyor. Bunun için kendimizi tanımak şuna benziyor. Bir harita düşünün. Haritada nerede olduğumuzu biliyorsak nereye gideceğimizi başarabiliriz. Nerede olduğumuzu bilmiyorsak haritada istediğimiz kadar yol bize yol doğru çizilsin bulamayız. Yani deneme yanılmayla gitmek zorunda kalırız. Ama nerede olduğumuzu biliyorsak hedefimize ulaşabiliriz. Ve ilginçtir, nöro liderlik derken insan beyni burada ortaya çıkıyor. Yani beyni yönetmektir nöro liderlik. Hatta futbolcularda şu şey yapılıyor. Yani futbolcularda takım oyunudur biliyorsunuz futbolda. Futbolda şu anda nöro liderlik öğretiliyor. İdeal takımlarda zihin eğitimi öğreniliyor. Ve kediden örnek alınıyor. Şimdi bir kedi düşün. Kedi hedefe kilitlendiği zaman kuşa yani öyle bir kilitlenir ki etrafta ses var, gürültü var, bağırıyor, hiçbir şey anlamaz. Kuşa atlar, balkondan kuşlar bekli yere düşer. Hedefe kilitlendiği zaman görmez hiçbir şeyi. Yani hedefe kilitlendiği zaman biz bir futbolcuyu eğitirken takımda böyle eğitebilirsek salon, tribünlerdeki tezahüratlar, diğer futbolcunun onu kızdırması, birinin ona hakaret etmesi, hiçbir şeye takılmaz, hedefine kilitlenir ve maç alırız tarzında insanlara, futbolculara böyle eğitmeye çalışılıyor. Bu insanın işte nöro liderlik eğitimidir. Yani kendi kendine liderlik eğitimi verilebilmesi. Bunu başarabilmek kolay değil. Bunu başarabilmek sadece bilgiyle olmuyor, bilgelikle oluyor. Bilgelikle oluyor. Yani bilgi sahibi alim kimse ne yapar? Bir şeye heykel gibi şekil verir. Bilge kişi ne yapar ki bizim kültürümüze arif deniyor ona, kendine de şekil verir. Heykel gibi kendini değiştirir. Ve arif kişi sadece kendiyle kalmaz, bunu başkalarıyla da paylaşır. Hatta buna Nikelaş fenomeni olarak söyleniyor. Nikelaş fenomeni biliyorsunuz, Nikelaş büyük heykeltıraş, orta çağ yetiştirdiği, hatta Davut heykelini yapıyor. O derece gerçeğe yakın yapıyor ki heykele canlan diyor. Canlanmıyor heykel. Sinirleniyor. Ayağını kırıyor heykel. O derece canlı gibi yapıyor. Anatomiyi falan çok iyi bilerek yapıyor. Ve Michelangelo böyle bir heykel ustası. Michelangelo fenomeninin söylenmesi şunda karı koca arasında var Michelangelo fenomeni. Michelangelo fenomeni karı koca arasında var. Mesela kadın erkek öyle birbirine öyle aşina oluyor ki kocasının aklından ne geçtiğini kadın anlıyor, hemen su isteyeceğini anlıyor, getiriyor, veriyor. Ya anne çocuğunun acıkıp acıkmadığını, karnının ağrıyıp ağrımadığını, tuvalete gelip gelmediğini, çocuk daha bir şey demeden hemen anlar. İşte o Nikelaş fenomeni beynini başkasının teori üretip başkasının davranışlarını, niyetlerini algılayacak derecede geliştiriyor. Beyinde bir bakıma sinirsel ağları network oluşturuyor, budama yapıyor beyinde. Budama yapıyor, beyindeki yollar geliştiriyor. Karşı tarafın beyniyle, kendi beynine aynasını, benzerini yapmaya çalışıyor. Buna ailede çift terapisinde kullanıyoruz. Yani karı koca arasında aile iletişiminde kullandığımız bir yöntemdir bu. Aile konferanslarında da bu örneği veririz. Hatta bir gün Erzurum'uz, içimizde Erzurumlu pek yok ama ben yine bir Erzurumlu aile içi iletişim konferansını anlatayım. Erzurum bir aile içi iletişim konferansı için birisi geliyor. Bütün Erzurumları, aileleri topluyor. Kadın, erkek karışık topluyor. Bir kadın da, Erzurumlu bir kadın da konferansı dinliyor. Orada şey diyor işte, kocanız eve geldiği zaman
sıfatla burada güzel sözler söylüyor konferansta. Ondan sonra akşam kocası eve geliyor. Kapıdan girerken kadın ona güzel söz iltifat söylemem lazım diyor. Kapıyı çalınca herif hoş geldin. Ne o it gibi titriysen diyor. Yani burada kendi iltifatını yapmış tabii kendi kültürünün. Erzurum'da herhalde böyle en samimi şeydir, iltifattır. Erzurum'da bu yani işlemlik burada önemli tabii. Yani bizim için biraz komik geliyor ama bir Erzurumlu aile için herhalde en işten iltifat. Şimdi bu nedenle insanın da kendini yönetmesi bir ailede ailede liderlik de önemli. Şimdi bilimsel yöneticilik, bilimsel liderlikte dört tane ana kural var. Bu aynı zamanda demokratik işleyişin kurallarıdır. Bu aileden, demokrasi aileden başlar diye bunun için söylüyoruz. Adalet aileden başlıyor. Yani bir çocuğun yetiştiği ortam, yetiştiği kültür ortamıdır aile. Bu işleyişi dört tane ana belirtisi var. Bilimsel düşüncenin ve demokratik işleyişin. Birincisi eleştiriye açık olmak kişinin. Yani bir ailede düşünün eleştiriye açık mısınız değil misiniz? Ailede eleştiriye açıksanız eğer yani ben eleştiriye açığım diyor bir kimse ama birisi eleştirdiği zaman onu yerin dibine batırıyorsa o kimse eleştiriye açık değil. Yani eleştiriye açık olan bir kimse karşı tarafın sözlerini tahammülü dinleyebilir. Yani bunu eleştiriye açık olup olmadığını, öz eleştiri yapıp yapamadığını bakabilmek gerekiyor. Yani burada hatta ben öyle bir Karadenizli aile biliyorum yine. Biz aile içi oturum yapın demiştik. Aile içi oturum yapın. Ödev verdik. İşte birkaç hafta sonra geldiler. Ne yaptınız? Aile içi oturum yaptınız dedim. Bir erkek başladı gülmeye. Dedi, kadın anlattı sonra. Dedi ki, adam silahı çıkarmış masaya koymuş, hadi konuşalım demiş. Yani şimdi aile içi oturum bu. Yani hiç beni eleştirme demektir bu. Yani burada otoriterlik var. Yani aile içerisinde oturup eşitler ilişkisi olması lazım. Şimdi birincisi eleştiriye açık olmak dedik. İkincisi otoriter olmamak. Yani kendi fikrini zorla kabul ettirmemek. İlla şu elbiseyi giyeceksin. İlla bu ayakkabıyı giyeceksin. İlla bu tişörtü giyeceksin demek burada zorbalık vardır. Otoriterlik vardır. Otoriter olan yerde karşı tarafta savunma duygusu uyanır. Savunma duygusu uyandığı zaman ego savaşları başlar ve zıtlaşma, inatçılıklaşma ortaya çıkar, inatçı kişilikler ortaya çıkar. Otoriter yönetim peki nasıl olacak? Otorite olmak disiplinsiz mi olacak? Onun emir vermek yerine, buyurgan olmak yerine seçenek tutmak gerekiyor. Şu tişörtü giyinmek yerine üç tane tişört çıkarıp çocuğum hangisini giyersin diyeceksin. Çocuk böyle durumlarda hep kendi seçecek, özellik duygusunu tatmin edecek, annenle baba da kontrolü kaybetmeyecek. Yani böyle durumlarda otoriter olmak, buyurgan yaklaşmak değildir. Otoriter olmak, seçenek sunmak ve kontrolü akıllıca devam ettirebilmek demektir. Yani bu nedenle otoriter olmak demek, mesela disiplin de böyledir. Disiplin, kar yağışına benzer disiplin. Kar yağışı yavaş ve devamlı olursa tutar. Bir fırtınayla birlikte olursa tutmaz. Otoriter de böyledir. Fırtınayla bağırıp çağırarak böyle çavuşu gibi bağırıp çağırarak otorite kurmaya çalışırsanız bu fırtına gibi orada otorite geçici bir suskunluk vardır. Otorite yoktur orada, disiplin yoktur. Sağlıklı disiplin kar yağışı gibi bir yavaş ve devamlı olursa tutuyor, yerleşiyor. Yani bu nedenle içinde sevgi olan disiplindir bu disiplin. Yani bu disiplin etkili oluyor, kalıcı oluyor. Yani bu nedenle otoriter olmamak dedik. Yani ikinci bilimsel liderliğin, bilimsel düşüncenin, demokratik işleyişin ikinci şartı, üçüncü şartı totaliter olmamaktır. Totaliter olmamaktır. Yani totaliter olduğun zaman yani özgürlükçü değilsiniz. Özgürlükçü değilsiniz. Totaliter kimseler ne yapar? Mesela bu evde herkes fasulye giyip sevecek demek gibidir. Bak benim sevdiğimi sevecek, benim dediğimi bu sözde ben de dersem olur diyorsa bir kimse bu evde kuralları ben koyarım, ben bozarım.
madde haksız olduğu zaman da birinci madde geçerlidir. Bu şey, böyle durumlarda hem totaliterlik var hem otoriterlik var. Şimdi bir insan, yani herkes tek tip olsun, aynı şeyi yaşasın, aynı şeyi giysin dediğin zaman burada otoriterliğin olduğu yerde özgürlükçülük, totaliterliğin olduğu yerde özgürlükçülük olmuyor. Tek tip insan istiyor, herkes bir olsun, benzer olsun istiyorsunuz. Bu otoriter yönetimlerde olan bir şey. Üçüncü özelliği de şudur, bilimsel olmayan düşüncenin, bilimsel düşüncenin, demokratik işleyişinin, liderlik psikolojisindeki üçüncü şart da şudur, kişi katılımcı olmaktır. Katılımcı olmak. Yani eleştirsellik, otoriter olmamak, çoğulcu, totaliter olmamak, dördüncüsü katılımcı olmaktır. Yani kararları birlikte almak. Mesela bazı kişiler vardır, biletler alır, hadi tatile şuraya gidiyoruz der. Yani önceden, yani herkes danışır, fikirlerini alır, buraya mı gidelim, nasıl gidelim, bir işin ucundan bir parça tutarsa aidiyet duygusu gelişiyor. Aidiyet duygusu geliştiği zaman da eğer gittiği yerde bir şeyler ters gittiği zaman kararları beraber verdikleri için çözümü de beraber üretmeye çalışıyorlar. Tek başına bir kimse hadi şuraya gideceğiz dediği zaman egosunu tatmin ediyor ama daha sonra da ne oluyor? Bir problem çıktığı zaman da sorumlu da almış oluyor. Bu sefer ben bu kadar iyilik yapıyorum, fedakarlık yapıyorum, sizin için uğraştım ettim, siz beni dinlemiyorsun diyor ama sen fırsat vermiyorsun ki ona. Bu nedenle katılımcı olmak zordur bu. Yani bir insan hani kolay karar verir hemen halleder. Ama ya herkes yani grup, kolektif çalışma yapabilmek demektir. Takım oyunudur. Yani aile takım çalışması gerektirir. Ekip çalışması gerektirir. Bunun için de katılımcılık çok önemli. Yani eleştiriye açık olmak, özgürlükçü olmak, çoğulcu olmak ve katılımcı olmak. Bütün bunları eğer biz hayatımıza geçebilir, seçebilirsek yeteneklerimiz gelişiyor. Ve çalıştığımız kişilerle birlikte takım oluşturabiliyoruz. Takım oluşturduğumuz zaman da başarı geliyor. Bu nedenle iyi insan modelinde karizmatik liderlik değil, bilimsel liderlik dediğimiz bu tarz liderlik tipini kendi hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Birinci şık dedik, öz bilinç, kendini tanıma. İkincisi öz yönetim, kendini yönetme. Üçüncüsü sosyal bilinç dedik. Sosyal bilinç yani kişinin toplumun bir parçası olduğunu, dokunun bir parçası olduğunu unutmaması. Dördüncüsü de ilişki yönetimidir. İnsanlarla ilişki yönetebilmek. Bu arada tabii sorularında yavaş yavaş geçebiliriz. Arkadaşlarımız soru sormaktan kaçınmalarında fayda var. Varsa sorusu olan alabiliriz bu arada. Ben sosyal bilinçle ilgili şunu söylemek istiyorum. Sosyal bilinç şöyle, yani kişinin sosyal işte eski psikolojinin insan tipinde bence narsist, yani egosunun ön planına çıkan üstün insan modeli vardı. Yani kişi hep ön planda olan, kendini ispatlamaya çalışan, hep ben diyen, biz demeyen insan tipi vardı. Yani böyle durmadan biz diyene de çok gıcık kaparlar. Şeyler, yani hiç ben demiyor diye. Bireyselleşmeyi bencilleşme olarak algılayan bir model. Şu anda yani gerçek liderlikle kişi kendisi ikinci planda olan, kendisi olmadığı halde sistemin çalıştığı, buraların çalıştığı yöneticisiniz, siz iyi yöneticisiniz. Ama siz olursanız, işler yürüyorsa siz iyi yönetici değilsiniz. Siz yoksanız da orada sistemi kurmuşsanız, sistem kendi kendine işliyorsa, insanlara inisiyatif verdiyseniz, insanlara kendi kendine yönetme becerini, balık tutma öğrettiyseniz, bu böyle durumlarda iyi yöneticisiniz demektir. Yani iyi yöneticilerin hatta insan tipi şeydir. Mesela karizmatik liderlerin hoşlandığı hayvan nedir? Düşünün. Aslandır. Karizmatik liderler güçlüdür, gösterişlidir, dikkat çekicidir, güzeldir. Ama bilimsel liderlikteki insan hayvan tipi, ideal hayvan tipi kazdır. Neden biliyor musun? Kazlar çünkü çok yönetilmesi çok zor hayvanlardır. Yani köyde kaz çobanlığı yapanlar varsa bilir. Kazlar
hepsi bir tarafa çekerler. Koyun sürüsünde çok kolaydır. Yani sürü psikolojisi de kas sürüsü için değil, koyun sürüsü için söylenmiştir. Hani bir adam sürü, böyle sürü psikolojisinde olan birisine şey diyorlar. Birisi çıkıyor da bir tanesi diyor ki, biz bundan sonra sürü psikolojisine karşı arkadaşlar, sürü psikolojisiyle hareket etmeyeceğiz, tamam mı diyorlar. Bütün herkes, evet ben de diyor. Yani sürü psikolojisine karşı olurken bile sürü psikolojisinden kurtulamıyor insanoğlu. O zihinsel şartlanmadır o. Kazlar öyle değil. Kazlar sürü psikolojisiyle hareket etmiyor. Her kaz uçarken dikkat edersiniz. B şeklinde uçan kazlar. Uçan kazlar. B şeklinde uçan en ucunda bir kaz vardır. O kaz gider. O yorulduğu zaman yer değiştirir. Öbür kaz onun yerine geçer. Ve böylece takım oldukları için kilometrelerce uçabiliyorlar. Ama ilk baştaki yorulup pat diye düşerse takım dağılır. Ve aralarında sırayla yer değiştiriyorlar. Liderlikleri değiştiriyorlar. Yani kazlar, kaz çobanlığı yapanlar da bir de kazlar özgürlükçülükleri, bireysellikleri vardı. Onları yönetmek biraz maharet ister, devamlı ilgi ister. Yani bilimsel lider öyle olacak. Kaz çobanı gibi olacak. Devamlı birebir ilişki içerisinde olacak. Yönettiği kişilerle. Bu öğrenilmesi gereken bir beceridir. Sosyal bilinçle bu nedenle grup psikolojisinde toplum psikolojisi çok iyi bilmeyle ilgili. Yani biz biliyorsunuz ya, asayiş şubesinde görev yapacak arkadaşlar var içeride. Toplumun içerisinde olacaksınız. Bir yerde bir toplumsal bir hareket olduğu zaman, bir provokasyon olduğu zaman orada bir söz, bir hareket bütün grubu yani yatıştırabilir veyahut da daha çok tahrik edebilir. Bunun örneği şeyde yaşanmıştı. Psikoloji kitaplarında geçen bir örnekti. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde herkes şey içerisinde, kimisi kılıcı, Hazreti Ömer kılıcı çekiyor, bana hiç kimse yani Hazreti Peygamber'in öldüğünü söylemeyin diyor. Herkes panik, karışıklık içerisinde. O zaman Hazreti Ebu Bekir çıkıyor, şöyle söylüyor, diyor ki, eğer diyor, eğer Hazreti Muhammed'e inanıyorsanız bilin ki o ölmüştür diyor. Eğer Hazreti Allah'a inanıyorsanız o vakidir diyor. Hayattadır ve vakidir diyor. Ve bunun üzerine bütün o kalabalık birdenbire kulluğunu hatırlıyor ve o andaki kaosu önlemiş oluyor. Liderlik böyle bir şeydir. Yani liderlik insanın şey zamanında bilgece bir çıkış yaparak mesela ya istikrar ya ölüm de böyle bir liderlik şeyidir. Yani sözüdür. Yani o durumdaki insanlar ya bağımsızlık ya ölüm ikilem arasında seçenek haline girmesi. Bunun için liderlik bazen bir söz bir kelime toplumda toplum harekete geçirebiliyor, yatıştırabiliyor. Onun için toplumu tanıyabilmek, bunun değerlerini de tanıyabilmek gerekiyor. Toplumun kültürel değerlerini tanırsak o toplumu, o grubu yönetebiliriz. Yani grubun önem ve önceliklerini bilebilmek gerekiyor. Bunu bildiğimiz zaman o grup, yani grubu etkilemek mümkün. Yani grubu etkileyebilmek, grubu yatıştırabilmek, yani öfkeyi yatıştırabilmek için kritik bilgiler vardır böyle. Anahtar kelimeler vardır, anahtar sözler vardır. O sözler kişinin kendini bilgelik eğitimiyle, şimdi çağ bilgi çağıydı 20. yüzyıl, 21. yüzyıl bilgelik çağı olacak. Çünkü bilgi artık Google Hazretleri var, Wikipedia efendi var, bilgiye çok rahat ulaşıyorsunuz. Artık bilgi insanın, yani insana yararlı olan olmayan bilgi, insanın çıkarlı olan olmayan bilgi, insanın geleceğine hizmet eden etmeyen bilgi tarzında bilgilere insan yönelecek, seçici olması gerekiyor. Bu nedenle bu yani insanı alim yapan değil de insanı arif yapan bilgilere ihtiyacımız var. Bu kendine için öz yönetim önemli, öz bilinç önemli. Diğer ayağında sosyal bilinçler işte empati mesela bunlardan birisi empatidir. Empati dediğimiz zaman hep akla şu gelir. Empatide karşı tarafın yerine kendimizi koymak. Yani bu karşı tarafın yerine kendimizi koymak deyince temel bir şeyi vardır. Temel derenin bir tarafında duruyor. Arkadaşı Dursun da öbür tarafında duruyor. Arkadaşı Dursun diyor ya gelsene
karşıya gelsene, gelsene diyor. O da diyor ki, ya zaten karşıdasın, niye geleyim ki diyor. Yani kendi yol işareti, yolu şey yapan bir kimse, mesela empati duygusu olan bir kimse, yolu tarif ederken, sağ git sağ git derken, empati duygusu olmayan bir kimse kendi sağını gösterir. Empati duygusu olan bir kimse karşı tarafın sağını gösterir, sağ git sağ git derken. Yani karşı tarafın yerine kendini koyar ama kendi kontrolünü kaybetmez. Genellikle empati dediği zaman birisi ağlıyorsa otur onunla birlikte ağla. Bu empati değildir. Buna sempati de diyor. Yine bir temel şeyle anlatayım bunu. Temel cehenneme gitmiş, cehennem kazanına atmışlar. Zebani kafasını bastırıp bastırıp duruyor Temel'in. Zebani de terlemiş bu arada. Temel demiş ki, kafasını çıkarmış ya bakmış Zebani'ye, sizin işiniz amma zor demiş. Bu empati değil, bu sempati yani. Kendi halini bilmeden belki de öylesi daha rahat ama. Yani insan empati karşı tarafın yerine koymak değil, karşı tarafı duygularını anlayıp ama kendi duygularını da koruyabilmek demek. Empatik iletişimi muhakkak bilmemiz gerekiyor. Empati yapamadığımız yerde sağlıklı karar veremiyoruz. Empati yapamaz ve karşı tarafı ikna edemiyoruz. Ve empati yapamadığı zaman o grubu yönetemiyoruz. Bir öğretmen neyse sınıfı yönetemiyorsunuz. Yani empati bu nedenle, yani empati kelimesi de bizim kültürümüzde diğergâhlık olarak var. Diğergâhlık olarak var. Yani hocam kendi hakkında gam kaygı hisseder, diğergâh başkalar hakkında gam kaygı hisseder. Bu diğergâhlık kelimesini almış, yani başkalar hakkında gam kaygı hisseder kelimesini almış. Tanımlamışlar, bir sistematize etmişler, empati olarak bize sunulmuş, biz de bunu satın almışız, kullanıyoruz maalesef. Türkçe'de daha çok yerleşmiş. Yani, ama sonuçta bir önemli bir kavramdır. Önemli hem değerdir, empati hem de yöntemdir. İnsan ilişkilerinde bu empatiyi yöntem olarak kullandığımız zaman, yani insan ilişkilerinde ailede sorun çözücü oluruz. Yani sorun, yani bakıyorsunuz aile içi problemlerde, iletişim problemlerinin çoğu sorun çözme stilini bilememeyle ilgili. İletişim biçimini bilememeyle ilgili. Yani bunlar kriz yönetimi bilememeyle ilgili. Kriz yönetimi bilmek için empatik algılama gerekiyor. Empatik bakış gerekiyor. Bunu yaptığımızda insan ilişkilerinde sağlıklı karar verme, yani gemimizi daha sağlıklı yürütmüş, yönetmiş oluyoruz. Sosyal bilinçlilik daha sonra gördüğümüzde ilişki yönetimi. Yani insan ilişkilerinde ilişkiyi sağlıklı yönetebilmek gerekiyor. İlişkiyi yönetebilmek için ilişki monolog şeklinde olmaz. Tek yönlü, tek istikametli yol değildir. Çift yönlü yoldur. Yani bilgi de gelecek, bilgi de gidecek. Geliş gidiş olan bir ilişkidir, diyalog. İnsan ilişkisi monolog tarzında olmaz, diyalog tarzında olur. Alışveriş veya veriş alıştır. Yani insan ilişkisi de bu şekilde yaptığımızda, yani çocuktan bile öğreneceğimiz şeyler vardır muhakkak. Yani bir insan kendisini ben yeterliyim, ben biliyorum dediği an o kişinin öğrenme kapıları kapanıyor zihninde ve o kişi 30 sene önce neyse 30 sene sonra aynı oluyor. Yani sözü vardır ya, 30 nerede bıraktıysak orada oturuyorsunuz diye. Gerçekten bu kişilere baktığımız zaman bunlar hatta şey vardır, yani üç türlü insan tipi vardır. İnsan tipi tecrübelerden sonuç çıkarabilme kapasitesi açısından bir insan tipi vardır ki akıllı insan tipi başkalarının hatalarını görür, o hataları tekrar yapmamaya çalışır. Bu ideal insan tipi, bu azdır. Yani böyle başkalarının tecrübeleri. Ortalama insan tipi bir hata yapar, o hata ikinci defa yapmaz, öğrenir. İkinci hata yapmaz, deneme yanılmayla öğrenir ama insan ömrü her şeyi deneme yanılmayla öğrenecek kadar uzun değil. Bu nedenle akıllı insan başkaları tecrübelerinden faydalanır. Bununla ilgili bilgi kaynaklarından faydalanır. Kitapları okur, tecrübe, bu kadar bilgi ustalarından faydalanır. Üçüncü insan tipi de bir hata yapar, o hatayı bir daha yapar. Bir daha yapar, bir daha yapar. Bir türlü ders almaz. Anadolu'da bu tip insanlara ne denir biliyor musunuz? Ödük denir. Ödük yani. Burnunun doğrultusuna giden, hiç olaydan ders almayan insan tipi. Yani bu insan tipleri 10 sene önce neyse 10 sene sonra da odur, hiç gelişmeyen insan tipi ve bu insan tipinin
arkasında şey vardır. Ego kabarması vardır. Kendini güçlü, yeterli görmek vardır. Yani kendini yeni bilgiye kapatmak vardır. Bununla ilgili şanslı insanlar üzerinde bir araştırma yapılmış. Şanslı insanlar üzerindeki araştırmada şanslı insanlarda 4 tane özellik tespitleniyor. Yani şanslı diye bilinen toplumda insanları anlamak için bir şey dağıtılıyor. İçinde resimler olan bir defter dağıtılıyor. Onun resimlerin arasında bir yere küçük bir yazıyla bu yazıyı okuyan $300 kazanacak diye yazıyor. Ondan sonra o defteri dağıtıyorlar. Şanslı bilinen insanlar önceden tespit edilmiş. Ben şanslı diye herkesin bildiği kendini şanslı olarak niteleyen insanlar. Nitelemeyenler tespit edilmiş. Bu defter dağıtıldığı zaman o şeyin içerisinde, defterin içerisinde $300 yazısını okuyan kimseleri daha çok kendilerini şanslı diye tanımlayan kişileri o yazıyı daha çok fark ettikleri görülmüş. O defterin içerisindeki o para yazısını bu insanlar şanslı mı acaba farklı beyinler farklı mı algılıyor? Niye yani buradaki bu para yazısını niye diğer insanlar görmedi de bu insanlar gördü mü? Bu deftere bakış biçimleri, algılama biçimleri nasıldır diye yapılan bir deney bu. Algı araştırması bu. Bu algı araştırmasında daha sonra bu kişilerde hangi kişilik özellikleri var diye araştırılıyor. 4 tane kişilik özelliği çıkıyor. Birinci kişilik özellikleri bu kişilerin yeni deneyimlere açık kişiler olduğu. Yani devamlı böyle monoton, yeknesak, tek düzen hayattan hoşlanmadıkları, yeni deneyimlere karşı tekrardan hoşlanmadıkları, yeni deneyimlere, yeni bakış açılarına, farklı bakış açılarına açık kişiler oldu. Ya aynı şeyi yapsa bile farklı yöntemlerle yapıyor ya da yeni şeyler hayatında yapmak, denemek isteyen kişiler oldu. İkinci özellikleri bu şanslı denilen kişilerin ikinci özellikleri ümit duygularının yüksek olduğu tespit edilmiş. Bir kolay kolay ümitsizliğe düşmüyorlar. Hani meşhur bir kurbağa deneyi vardır. Bir süt kazanında iki tane kurbağa düşüyor. Kurbağasız bir tanesi diyor, hoca kazan diyor, ben imkan yok, kurtulamam diyor, bırakıyor kendini, ölüyor. Diğer kurbağa diyor ki, ya Allah'tan bir kesinmez diyor, çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Yağ tabakası oluşuyor, atlayıp kurtuluyor. Yani hiç beklenmedik, öngörmediği, tahmin etmediği, beklenmediği bir yerde bir fırsat çıkıyor kişinin. Yani ümitsizliğe düşmeyen insan da bu, şanslı diyebilen insanlar da ümitsizliğe düşmeyen kimse alıyor. Üçüncü özellikleri, olumlu algılamalar yüksek bir insan. Yani olayları pencereden bakarken kötü, şanssız diye bilinen insanlar pencereden bakarken çöpleri, işte kazılmış yerleri, dağınık yerleri görüyorlar. Ama bu şanslı diye bilinen kişiler pencereden baktıklarında ağaçlar, kuşlar, çiçekleri görüyorlar. Yani olumlu algılamalar daha yüksek olumsuz, daha az algılıyorlar. Dördüncü özelliklerde bu kişilerin sezgisel düşünceye açık kişiler olduğu. Sezgisel, rasyonel sezgi denilen sezgileri kullandıkları, yani bir karar verecekleri zaman %100 emin olmasalar bile sezgiyle ya şu elbiseyi alayım diyorlar, şu yatırımı yapayım diyorlar, şu kişiyle evleneyim diyorlar, sezgileriyle karar verebiliyorlar. Yani böyle kılı kırk yaratmış külpesen kişiler olmuyor mu kişiler? Yani rasyonel sezgi de tabii sezgi dediğimiz zaman uçuşa geçmek manasında değil sezgi. Rasyonel sezginin önünde bir mantığı var, bir bilimi var. Rasyonel sezgide beynimiz üretken düşünce, keşfeden, kreatif kişilerde olan bir sezgisel, rasyonel sezgidir bu. Mesela Newton'da var bu. Birçok Newton deyince aklıma bir elma şeyi geldi. Belki biliyorsunuzdur ama yine söyleyeyim. İnsanlık tarihini değiştiren, bak bir elma var Hazreti Adem'in elması. İkinci elma Newton'un elması. Üçüncü elma ne biliyor musunuz? Apple'ın elması. Evet yani elmalar ilginçtir. Değiştiriyor. İşte bu kişilere baktığımız zaman böyle şanslı kişiler, Newton da öyledir. Apple'ı yapan adama da baktığımızda mükemmeliyetçi ve yeni deneyimler açık kişi olduğunu görüyoruz. Bu kişilerin şanslı ya nasıl bulduğunu diyorsunuz. Bu kişilere bakıyorsunuz hepsi rasyonel sezgiyi kullanıyorlar. Mesela o Apple'ın şeyi grafolojiyle ilgilenmiş zamanında. Hiç ilgisi yokken grafolojiyle bile öğrenmiş. O grafolojiyi öğreniyor, onu şeye uyguluyor. İşte
geldi, annene bir insan anlattı. Evde bütün çocuk arkadaşları toplanmış hepsi, gençler, herkes böyle yapıyor. Elinde bilgisayar, ya biraz çıkıp dışarı, biraz ağaca, çiçeğe dokunun, bahçeye çıkıp deyip çocukların hepsini bahçeye çıkarmış, kovmuş, hepsi bahçede ağacın dibine oturmuşlar, gene böyle yapıyor. Yani artık bu da bir sosyal medyanın şeyi herhalde, bağımlılığı ne getirecek bilemiyoruz ama bu işte o grafolojiyle ilgilenmesi, merak duyması, ona kendini geliştirmesi, onu bilgisayarına uygulama haline getirmesiyle Apple'ın şeyini, bilgisayarın arayüzünü değiştirdi. Yeni arayüzüne dünyada en çok satan bilgisayar üretmiş oldu. Yani bu işte rasyonel sezgidir. Bu sezgiyle o bu işe yarar diyor. Hatta bunu siz sınavlarda da görürsünüz. Sınavlarda sorular vardır. 1, 2, 3, 4 diye seçenek vardır. Çok iyi biliyorsanız hemen işaretlersiniz. Tamam diye. Ama ondan sonraki çok iyi bilmedikten sonra test teknikleri de vardır. Aklınıza ilk gelen en güçlü duyguyla evet bu doğrudur dediğiniz büyük ihtimal %80 bu doğru çıkıyor. Doğru çıkıyor. Yani hesaplamasını yapmıyorsunuz ama sezgisel algılamayla doğruyu buluyorsunuz. Bu sezgisel algılama şeyde de vardır. Karpuz satanlar bilirler. Karpuz satıcıları eline karpuzu alır. Şöyle birkaç defa vurar karpuz kelekle. Açarsın hakikaten öyle çıkıyor. %90 tuttururlar. Ya nasıl tutturuyor bu adam? Neden? Nereden anladın? Deyince bilmiyorum ama anladım. Yapıyormuş deniyor. Ama bakıyorsun adam elinden 5000 tane karpuz geçmiş. Sezgisel birikim oluşmuş. O birikimle algılıyor. Yani artık muhakeme etmeden algılıyor. İşte bir konuya eğer emek veriyorsanız, zihinsel çene çekmişseniz, ona yatırım yapmışsanız, zaman harcamışsanız, o kişi o konuyla ilgili sezgisel algılamanız ortaya çıkıyor ve sezgisel karar veriyorsunuz. Yani kendinize yatırım yapmak, kendinizi geliştirdiğiniz zaman bir gruptasınız, bir söz söylüyorsunuz, bütün insanlar etkileniyor. Bir harekette bulunuyorsunuz, büyük bir sonuç alıyorsunuz. Bunun için bir muhakkak zihinsel emek içinde yatırım yapmak gerekiyor. Bu şanslı insanlar bunlar özellikleri. Evet, bir saate yaklaştı. Ben soruya geçelim isterseniz. Hocam, güzel insan modelini oluştururken toplumun oluşturduğu prensiplerden ve yargılardan vazgeçmeli miyiz? Toplumu? Oluşturduğu, evet. Yargılardan ve prensiplerden vazgeçmeli miyiz? Tabii. Teşekkür ederim. Önemli bir soru bu. Şimdi yani toplumdaki yargılar, ön yargılar, geleneksel yargılarımız da bunların hepsini önceden bir sorgulamak gerekiyor. Bunlar geçerli mi, geçersiz mi, uygun mu, değil mi? Yani asırlardır gelen geleneksel yargılarımızın bir kısmı gerçekten işe yarıyor. Yani bizim ben öğrencilik dönemlerinde biliyorum, mesela bebeğe, çocuğa, anne için bebeğinizi kucağınıza almayın diye bize öğrettiler. Yani anne çocuk mücadelesi vardır. Anne çocuk mücadelesinde çocuğun karnı toksa, altı temizse, ihtiyaçları giderdiyseniz, çocuk ağlarsa ağlasın, ilgilenmeyin, yatırın yatakta, ağlar ağlar susar, çocuğu kucağa almak, şimdi sallamak doğru değildir diye bize. Yani öyle öğretildi çocuk gelişimciler tarafından. Ama şimdi çocuğu emzirmeseniz bile kucağınıza alın deniyor. Çünkü çocukla anne arasında bir duygusal aktarım olduğunu, çocuktaki anne, çocuk anne karnındayken aort sesinin var, bana atar damar sesi var, işte nabazan sesi, çocuğun anne karnında o sesi dinleye dinleye çocuk bir huzur ve sükunet elde ediyor anne karnında. Çocuğu sallamak o anne karnındaki dönemi çağrıştırdığı için çocuğu sakinleştiriyor. Onun için sallamaktan korkmayın. Çocuğa kucağınıza alın, rahatlatın, ondan sonra yönlendirin onu. Yani karşınıza alıp düzeltmeyin, yanınıza alıp rahatlatın, ondan sonra yönlendirin yöntemi tavsiye ediliyor. Bu o zamanki geleneksel gelen bir değer yargısının sorgulanması yapıldı, yanlış bir sorgulama yapıldı. Ama doğruyu bu şimdi anlaşıldı. Bunun gibi değer yargılarımız olmalı ama değer yargılarımızı kutsallaştırmamalıyız.
geleneği önemseyelim ama gelenekçi olduğumuz zaman böyle durumlarda biz birçok geleneği kaçırırız. Bakın meslek taassubu, ben şeyden biliyorum mesela Cerrah Paşa'da okurken kadın doğum stajında kadın doğumda 17 tane profesör vardı hocamız. Bir tane kadın doğum yoktu hocalarda, hep erkek. Ya o kadın doğum hocası diye diz cerrahide tüm şeylerde hep kadın hoca vardı. Fizik tedavide hepsinde var ama şu kadın doğumda bir kadın hoca yok. Hocam dedik, ya niye bir şey yok, kadın hoca yok yani. Ya biz keriz miyiz dedi. Kadın doğumcu alacağız, bütün hastalar ona gitsin dedi. Düşün ya, bu kadın hocası, kadın profesörü, kadın doğumcu, mesleki kaygı, yani insani kaygının önüne geçmiş. Yani burada bak, burada etik bir sorun var işte. Etik bir sorun var. Yani bu meslek taassubudur. Yani kadına karşı ayrımcılıktır. Cinsel ayrımcılıktır burada. Ya uygulan. Ve bunu da işte kadın doğum uzmanı, yanlış anlayan hocalarımız bunu böyle yapıyorlar. Bunun gibi yani bunlar hep menfaatlerin ön planda olduğu ön yargılardır bunlar. Birçok gelenek mesela matbaanın şeye geç girmesinin sebebi irtica olarak kabul edilmiş. Halbuki hiç alakası yok. Tamamen o dönemde binlerce, on binlerce hatta şey var, yazıcılar var, yazın sektör var, endüstri oluşmuş. Birdenbire oluyor. Matbaa geldiği zaman biz işsiz kalacağız diye karşı çıkıyorlar. Mesela tren geldiği zaman faydalanmadan karşı çıkıyorlar. Biz 10 sene önce psikiyatride yeni bir tedavi yöntemi var. Manyetik uyarı tedavisi. Beyinde çünkü depresyonda birçok psikolojik hastalıkta hastalığın sebebi beyinde o serotonin maddesinin azalması. Serotonin mutluluk hormonu diyelim madde. O bazı ilaçlarla artırılıyor. İlaçlar yeterli olmadığı zaman beyine manyetik uyarı veriyor. Şok değil bu. Manyetik uyarı, gebelere, sirenlere bile yapılan güvenli bir tedavi. Beyinde manyetik alan oluşturuyor, doku akımı oluşuyor. Ters yönde doku akımıyla beyindeki kimyasal dönüşüm hızlanıyor ve beyindeki serotonin miktarı artıyor. Tedavide kullanıyoruz başarılı bir şekilde. 2003 yılında bu aleti biz Türkiye'ye ilk getirdik kurum olarak. Getirdiğimiz zaman uyguladık. Bilimsel referansı var, bir cihaz olarak alınmış. Türk Psikiyatri Derneği'ne itiraz etti. Kim bizden izin almadı diye itiraz etti. Ya kardeşim, yasalara aykırı bir şey var mı? Kanunsuzluk olmaz. Hangi kanunlara var? Ve isim vermeden bu cihaz deneyseldir diye basında 3 tane büyük gazete ilan verdi biz, aleyhimize. Sağlık Bakanlığı'ndan ekip geldi. Bir hafta hastanede kaldı, inceledi. Olumlu rapor verdi, öyle rahatladı. Yani düşün bak, bizim bilimsel bilim adamı diye bildiğimiz kişiler yani bir yenilik geldiği zaman 3 türlü tepki varmış. Birincisi yani gülüp geçerlermiş. İkincisi şiddetle karşı çıkarlar saçma diye. Eğer o doğru bir bilgi ise üçüncü safhaya geçerler. Zaten biz de biliyorsunuz ne var ki derlermiş. Yani bu gelenek ön yargılar yeniliğe kapalı olmazsa yeni gelenek haline gelebilirse toplumdaki yargılar ön yargılar, kalıp yargılar sorgulanmalı. Geçerliyse kullanmalı. Geçersizse alıp tarihin raflarına konulmalı. Buradan bir soru arkadaşımız vardı. İkinci sınıf öğrencisi Ali Bahadır. Değerli hocam, şimdi çağımızda televizyonların, radyoların, internete ve iletişim açısından çağımızda bayağı bir çoğaldı. Toplumsal birliği ve bireysel huzuru sağlanacak diye ortamı nasıl sağlayabiliriz? Ve bunlar nasıl önlenebilir? Burada bu da güzel bir soru. Şimdi internet biliyorsunuz dünyanın en büyük makinası. En büyük makinası. En büyük makinası olması ne demek? Hatta birisi şey yapıyor. Benim cinim var diyor, çıkıyor. Ya hadi herkes diyor ya, nasıl cinim var senin? Ya benim bir cinim var diyor. Ne desem yapıyor diyor. Diyor paramı diyor oradan oraya transfer ettiriyorum diyor. Çocuğuma mesaj atıyorum diyor. Bankaya gitmiyorum diyor. Elektrik idaresine gitmiyorum diyor. Her şey oturduğum yerden ne desem yapıyor bana diyor. Bunu sen 100 sene önce anlatsan böyle bir şey yapıyor, bu adamın cini var dersiniz. 100 sene önce böyle bir aletim vardı benim, bununla bütün
okula gitmiyorum, her şeyi halletiyorum diye. Ama şu anda mesela sanal gerçeklik deniyor. Sanal yani, gülüp geçebilir misiniz? Adam bir NFT yapıyor, 50 bin dolar oradan oraya naklediliyor. Bu sanal mı değil mi? Uygulama sanal ama para transferi gerçek. Demek ki artık sanal gerçeklik denilen şeyle günlük hayatta fiziksel gerçekliklerden farkı yok. Sanal gerçeklikler. İnternet de aynı şekilde dünyanın en büyük makinası, televizyon da evimizde, hatta televizyon Amerika'da bir araştırma yapılıyor. Çocuk 10 yaşındaki çocuklar üzerine evden televizyon mu gitsin, babamız mı gitsin diye soruyorlar. %67 çocuk babamız gitsin diyor. Televizyon yani %67 10 yaş grubunda. Şimdi yani böyle bir şeyle karşı karşıyayız, bir güçle karşı karşıyayız. Onun için buna karşı çıkmak yerine onu iyi amaçlar için kullanmayı hedeflememiz lazım. Yani internet de bizatihi tarafsızdır. İyi amaçlarla kullanılırsa iyiye ve güzele hizmet eder. Kötü amaçlarla kullanılırsa zarar verir. Yani bu şey gibi yani bir mühendislik eğitimi gibi. Kimya mühendisi yetiştiriyorsun. Kişi çok iyi kimya mühendisi oluyor. Adam süper işte birkaç dil biliyor her şeyi. Laboratuvarlarda cambazla oynuyor. Fakat adam gidiyor kokain üretiyor. Şimdi bu mühendis iyi bir mühendis. Mühendisliği iyi ama etik ölçüsü yok. Etik standardı yok. Ahlaki standardı yok. Yani bu nedenle internetin de muhakkak kendi etik standartının olması lazım. Bunu biz çocuklara zorla anne babalar şöyle yapıyorlar. Çocuğum o internet sakın seyretme, kötü yasak diyor, kendisi gidiyor seyrediyor. Çocuk böyle dinler mi? Hani Nasrettin Hoca'nın şeyi vardı. Bir gün bir arkadaşla ziyarete gitmiş Nasrettin Hoca. Yukarıdan giderken bakmış, arkadaş pencerede bakıyor sağa sola. Onun üzerine kapıyı çalmış. Çocuğu çıkmış kapıdan. Babanla bir görüşebilir miyim demiş. Babam evde yok demiş. O zaman demiş, baban da söyle kafasında pencerede unutmuş demiş. Yani şimdi internet böyle artık bilgiye hemen ulaşıyorsun. Yani internet geldi, yalancılık bitti. Yani eskiden yalancılığın bu yatsıya kadar yanıyor deniyordu. Şimdi yalancılığın bu internete kadar yanıyor. Yani bir insanın özgeçimine baktığımız zaman o insanın ne kadar kirli çamaşırı varsa görebiliyorsunuz. İftiraları da görebiliyorsunuz, ona verdiği cevapları da görebiliyorsunuz. Onun için çocuklar özellikle bu internete falan girip kendi sayfalarını oluştururken oradaki profillerine çok dikkat etsinler. İleride bir yerde müdür olurlarsa önlerine o çocukluk profillerini önlerine çıkarabilirler. Gençlik profillerini çıkarabilirler. Yani bu da muhakkak bunun etik kullanımının öğrenilmesi gerekiyor. Bu bir çok önemli bir cihaz ve insanlığı çok etkileyecek. Hatta şimdi biz üniversitede kurmaya çalışıyoruz. BCI laboratuvarları var. Beyin bilgisayar arayüzü laboratuvarları. İnsan beyninin ürettiği dalgaları analog kayıtta üreten kargaları beyin hücrelerinin ürettiği dijital formata çevrilebiliyor şimdi. Dijital formata bir EEG kartı var, onunla çevriliyor. Şimdi bilgisayar da bunu analiz ederek beyin bilgisayar arayüzü geliştirip düşünce gücüyle bulmaca oynamak. Düşünce gücüyle şimdi her bir telefon firması yaptı düşünce gücüyle şeyle artık tuşlarla oynayabiliyor biliyorsun yani kişiye özel geliştirilebiliyor. Düşünce gücüyle gülen yüz, ağlayan yüz oluşturulabiliyor. İçinde joystick kullanmadan bu beyin dalgalarını şifresini çözerek mesela öfke, korku, nefret, sevinç gibi duygu anında beyin ürettiği dalgayı kaydediyorsun. Kişi öfke duygusunu üretmeyi öğreniyor beyninde. O anda beyninde ürettiği zaman orada bir güler yüz çıkıyor. Ağlama duygusunu, beynin ürettiği dalgayı kişi onu ürettiği zaman karşı taraf bilgisayarı okuyabilir olsa bilgisayarda ağlayan bir yüz çıkıyor. Bunlar artık beynin ürettiği her anlamda beynin ürettiği dalgalar anlamlı dalgalar ve wireless olarak ayrı nöronlar var beynimizde telsiz internet gibi çalışan sinir hücreleri başka sinir hücrelerinde kişide bunlar bağlantı kurabiliyor ve bu gelecekte artık biz sanal dünya daha çok içimize girecek bu nedenle bu teknolojiyi en iyi şekilde öğrenelim ama
ama çok iyi, yüksek, güzel idealler için onu kullanalım. İnternet bu nedenle ihmal edilecek bir cihaz değil. Yani geleceğin en önemli, ki 93'lerde çıktı. Yani 93'lerden önce nasıl insanlar yaşıyormuş diye şaşırırsınız. Yani gerçekten çok hızlı bir değişim var. 10 sene sonra ne olacağını öngöremiyoruz. Ama bu interneti aşırı kullananların da gelecekte belki otistikler çoğalacak belki de. Çünkü ben bilgisayarla uğraşan ne kadar insan görüyorsun, bakıyorum. Bir otistik yönleri var. Yani böyle bakıyorlar olaylara. Her şey, yani sosyallik yok. Yani aşırı takıntılı şekilde bilgisayar oluyorlar. 27 saat bilgisayardan karşısında durup kalp krizi geçirip ölenler var. Bağımlılık oluşturuyor çünkü. Yani odasından çıktı, tuvaletinde odasında yapıyor. Kovada yapıyor, böyle gençler var. Hatta ben böyle bir genç biliyorum. Babası kızıyor, bilgisayarı söküyor, dağıtıyor. Demonte ediyor hemen. Çocuk sabah 5'te kalkmış, bilgisayarı monte edip tekrar kullandırıyor. Şu adam anlatıyor, şaşırmış. Yani böyle bir şey, bilgisayar madde bağımlılığı gibi beyindeki ödül ceza sisteminde internet kullanımı bozuyor. Yani işin bunu internet ve kokain bu durumlarda eşdeğer hale geliyor. Bunu doğru amaçlarla kullanmayı başarabilmek gerekiyor. Evet, biz buyurun. İkinci sınıf öğrencisi Bekir Doksöz. Öncelikli olarak Sayın Nevzat Hocam, okulumuza hoş geldiniz. Güzel insan modeli isimli eserinizdeki değerler belli midir? Veya ortak müktesebat olmuş değerler belli midir? Belliyse bu değerler sistemli olarak nerelerde veya nerede öğretilmelidir? Şimdiden sağ olun. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi değerler eğitimi adı altında şimdi bütün dünyada özellikle 2008 krizinden sonra, 2008 krizi biliyorsunuz, ekonomik kriz, domino etkisiyle yayıldı Amerika'daki bu banka krizi. Onun arkasında çıkan sebep CEO'ların açgözlülüğü, para hırsı, başkalarını düşünmemesi, değerlilik ölçülerinin farklı olması. Onun üzerine bu onlara yetinme duygusunu öğretmek gerekiyor. Onlara küçük şeylerden mutlu olmayı insanlara öğretmek gerekiyor. Sosyal duyguları, sosyal değerleri insanlara öğretmek gerekiyor. Ve suç arttı, şiddet arttı insanlıkta. Ve işte, basına yansıyan birçok işte toplum katliamlar var. Bakıyorsunuz, yani sevgilisine kızıyor, bütün ailesini öldürüyor. Bunun gibi. Bu gibi olayların artması üzerine bu neden ortaya çıktı diye 2001 yılında Psychology Today dergisinde bir yazı yayınlandı. Orada ahlak aykırılık ölçeği geliştiriyor. Psikiyatrinin kötülüğü tanımlama yeteneğini ölçmek için, iyi nedir, kötü nedir bunu tanımlamak için geliştirildi ve bu ölçekte iyi değerler topluma öğretilirse toplumdaki o insan tipi nasıl oluyor, kötü değerler öğretilse nasıl oluyor, iyi ve kötü tanımlamasını bilimsel olarak yapmaya çalışılıyor. Bunlar işte ahlaki akıl yürütme olarak geçiyor. Yani ahlaklı olmayı bir insana öğretmek gerekiyor. Kendiliğinden öğrenmiyor. Değerler eğitimi de anlatmaya çalıştığım gibi işte empati, yani kendini tanımak, uzlaşmacı olmak, bağışlayıcı olmak, öfke kontrolü, stres yönetimi, bütün bunlar pozitif psikoloji adı altında 10 basamaklı tedavi teknik halinde psikodramalarla öğretiliyor. Sorun çözme stili geliştiriliyor. Kişiden kişiye, toplumdan topluma, kültüre psikodramalarla bunun eğitimi verilebiliyor. Ve bunları öğretilebilirse bir kimseye o değerler kişinin hayatında yolda giden insan için trafik levhaları neyse, sağa dön, sola dön, şurada dur, burası çıkmaz sokak gibi, insan hayat yolunda ilerlerken o değerler insana buraya dokunma, burada çıkmaz sokak var, burada uçurum var, burada bataklık var gibi insanda yol görücü işaret belirteçler oluyor, işaretler oluyor, indikatörler oluyor. Bu değerlerin indikatör etkileri var. Bununla iyi,
özgüvensiz, uygun uygunsuz davranışlara insana gösteriyor. Bunun için değerlerin öğretilmesi artık bilimsel bir kategori olarak kabul edildi. Bunları, bu değerlerin çoğuna baktığımız zaman da semavi öğretilerde, kutsal metinlerde hep olan şeyler. İşte dürüst olmak, sözünde durmak, insanları sevmek, yardımsever olmak, bağışlayıcı olmak gibi. Bu değerleri biz alçak gönüllü olmak gibi bu değerleri kendi hayatımızda geliştirebilmek, mesela sabırlı olmak bir değerdir. Şimdi sabırlı olmayı bizim öğrencilik yıllarımızda buna gerekli değil. Yani sabırlı olmak insana öğretilmesi gerekmiyor. Hayatta doğal akış içerisinde bu bir psikolojinin ilk alanında değildir. İrade psikolojinin ilk alanında değildir diye öğretildi. Bulanık kavramlardır olarak öğretildi. Ama şimdi dayanıklılık eğitim adı altında öğretiliyor. Neden? Duygusal zeka çalışmalarında 20 yıllık bir deney var. Lokum testi. Lokum testinde şu öğretiliyor. Anaokulu çocuklara kutularca lokum getiriyor sınıfa. Çocuklara diyorlar ki lokumu hemen isteyenlere birer tane vereceğiz diyorlar. Ama 15 dakika beklemeyi başaranlara daha fazla vereceğiz diyorlar. Çocuklar iki gruba ayırıyorlar. 15 dakika beklemeyi başaran çocukları 20 yıl takip ediyorlar. Hemen beklemeyen aceleci sabırsız çocukları da takip ediyorlar. 20 sene sonra o 15 dakika beklemeyi başaran çocukların zekaları %20 daha yüksek çıkıyor. Arkadaş uyumları daha iyi çıkıyor. Evlilik karşı cins denen ilişkilerde daha başarılı çıkıyorlar. O halde bu çocuklara sebatlılığı, dayanıklılık eğitimine verilmesi gerekiyor. Yani sabır demek oturup bir kenarda beklemek değil. Sabır, aktif sabır önemli. Yani kişinin hareket halinde sabırlı olması. Bir hedefi var, o hedefe giderken yani gerektiği zaman durmayı bilmesidir sabır. Yani beklemeyin. Sabır onun için meditatif bir eylemdir. Kişinin bir hedefe vurmak için gerektiği zaman yavaşlamayı başarabilmesi. Bunun kişilere öğretilmesi, bu eğitim olarak, dayanıklılık eğitim olarak bu öğretilmesi. Yani onun için çocukların çocuk eğitiminde bir çocuğunuz ve bir domuzunuz varsa diyor filozofun biri, her istediğini yaparsanız çok iyi bir domuzunuz ama çok kötü bir çocuğunuz olur diyor. Çünkü her istediğini yapılan bir çocuk bencil oluyor, evin küçük hükümdarı oluyor, büyüdüğü zaman anneyi babayı silkeliyor. Yani hep benim dediğim olsun diyor, çıkarcı oluyor. Yani bir uyuşturucu için vermedi diye annesine kızabiliyor. Diyor diyor, ben, bu benim hakkım diyor, nasıl vermezsin diyor. Ama bunu annenin, bu çocuğun, bu ailenin ürünü oluyor bu çocuk. Bunların eğitilmesi, öğretilmesi gerekiyor bunun için. Dayanıklılık eğitimi, bunlar hepsi değerler, her değerin öğretilme metodu farklıdır. O metodu, işte güzel insan modeli ya da pozitif psikoloji gibi, bu anahtar kelimeni iki kitaplardan, kaynaklardan öğrenilebilir. Bunu genç arkadaşların bunu hayatın başlangıcında öğrenirlerse, emin ol yaşıtlarına göre 5 sene, 10 sene daha başarılı önde olurlar. Hem de daha hem mutlu hem başarılı olmak istiyor. Sabi insan bu değerler eğitimde önce kendine sonra yakınlarına öğretmeli. Yani genellikle biz böyle eğitim verdiğimiz zaman gidip herkes mesela kadın kocasını öğretmeye çalışıyor. Koca da karısını öğretmeye çalışıyor. Bak, gittim konferansa şunu dinledim böyle böyle yapmalısın diyor. Arkadaş önce kendine söyleyeceksin ondan sonra eşine söyleyeceksin. Bunu yapabiliyorsak eğer o zaman hedefine ulaşmışız demektir. Peki epey süre geçti. Ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.